Başka çünkü yatsıyı kılıp ancak tesbihat derken zaten öyle. Delikanlı ilk defa mı geliyor? He? İlk defa gelen var mı? Bizim ıslıkımıza alışmamış. Var abi. Var. Bu tarafta var abi. Değil mi? Niye kaçmış orada? Ben bulamam. Aha tamam. Ay güzel. Yok mu? Yeni gelenler telefonu varsa kapatsınlar. Hastası olan, doktor olan, itfaiye de olan, hakikaten ciddi bir işi var. Onlar açık tutabilir. Açık tutabilir kardeşim. Ne kadar istifade etsek, imanımızda zerre kadar artış olsa, o bize kafidir. Çünkü sonsuz bir hayatın sebebidir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. وَلَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ 25. sözden sayfa 397 وُجُوهُمْ يَوْمَيْزِ نَازِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَوْضِلَى. Ondan sonra buradan okuyacağız. 75. surenin 22. ayeti. Mesela o günler bir takım yüzler parıldanıcıdır. Parıldanıcıdır yani parlaktır. Bir kısım yüzler de o gün pek ekşi bir haldedir. Sayfa şey yapmadık değil mi? 397. Hemen açayım. 397 geçtik mi abi? Yukarıda sağda abi. Evet. Görmek isterseniz şurada. O gün de bir takım yüzler parıldanıcıdır. Bir kısım yüzler de o gün pek ekşi bir haldedir. Şimdi buradan okuyacağız. Fakat ben bir mukaddeme yapmak istiyorum size. Çalışarak geldim. İzninizle okuyorum. İnşallah ona okudu. Bu noktadan böyle bakınca okuyacağımızdan daha fazla istifade edeceğiz. Öyle inanıyorum. Kocaman okyanusu bir ibrikte göstermesi Kur'an'ın mesele hakim olduğunu gösteriyor. Kocaman bir kainatı ibrikte gösteriyor. Şu ihataya bakın. İhatasının camiyeti. Her bir maddi organın ihtiyacını kainat cevaplandırdığı gibi kainatın yazılımı olan Kur'an dahi insanın ruhunu gıda veriyor. Yani madde organlarımızın, göz, kulak, mide vesaire, kainatın maddi şeyleri gıdalandırdığı gibi insanın içsel yapısı, enfusi, ruhunu da kalbini, aklını Kur'an veriyor. İnsanın aklına dar gelen alem-i şehadetten, çok ilginç bu, insanın camiyetinden aklın öyle bir külliyeti var ki, şu yaşadığımız alem-i şehadet ve kainat dar. Yani havanda su döner gibi, yani küçük bir dairede, fasit bir dairede dönüp duruyor ve cevap bulamıyor çoğu sorusuna. İnsanın aklına dar gelen alem-i şehadetten çıkarıp Kur'an insanı garple muhatap etmesi, doymayan kalbine hedefini göstermesi, yani fıtratı bilmeyen bunlara hem hedef göstermesi hem de nuruyla feyiz vermesi mümkün olur. Yani insanın aklı ürettiği sorular var. Durduramazsınız. İnsanın kalbinin arzuladığı
alem var. Yani istediği şeyler var. O aklını tembir ve tatmin kalbine doyuracak ve hedefini gösterecek. Onunla memnun edecek. Kur'an'dan başka yoktur. Çünkü her fen kabire kadardır. Hiçbir fen kefenden sonrasını izah edemiyor. Kimyaya sorsan kefenden sonra hayat nedir? Çürümektir der. Ne diyecek başka? Fiziğe sorsak ölüm nedir? Aslına dönüşmektir. Yani mümkün değil bu. İnsanın istediği bir cevap değil. Kainat büyüklüğünü, kapıyı açık olsun. Kainat büyüklüğünü bazen küçük bir hadisede gösterirken, kainatı küçük bir hadisede Kur'an gösterirken, insanın zahirinde küçük hadisesini kainattan büyük göstermesi, bazen de Allah insanın küçük bir hadisesini, küçük bir meylini, yani bir tarafa küfre, zulme, hakka, hakikate taraftar olmasını, amelini, küçük bir amelini, Allah adeta kıyameti koparıyor. Kainattan o derece insanda çok büyük olduğu halde bahsetmiyor o kadar. Bu insanın zahirde küçük hadisesini kainattan büyük göstermesi insanın camiyetinden insana verdiği değerden ve insan bütünlüğe cami olmasındandır. Kocaman çınar ağacının rüzgarla dalı kopabilir. Tamam mı? Şimşek iner bir tarafını kesebilir. Ama kök, çekirdek var oldukça ağaca ne olursa olsun. Kainatın kalbi dünyadır. Dünyanın da astı, çekirdeği insandır. Yani ben kendimi bilmezken Kur'an yok kabul edeyim. Ben kendimi bilmezken, tanımazken benim dışımda birisi beni nasıl tarif ederdi? Kur'an yok. İnsan nedir o zaman? Kim cevap verecek buna? Yani insan nedir yani? O Kur'an demeseydi acaba benim ne olduğumu neyle nasıl bilecektim? Kur'an benim ne olduğumu ve nerede olduğumu dememiş olsaydı ben kendimi ve yaşadığım dünyayı neyle tanımlayacaktım? Sahi ya, benim ne olduğumu neyle bilecektim? İnsan hayret ediyor. Kur'an yok. Yani dinler yok yani. Sahi ya, benim ne olduğumu, yani insanın ne olduğunu neyle bilecekti? Hayal et. Ha, insan nedir? Elma değildir. Aa, izaha bak. İnsan nedir? Güneş değildir. Oldu mu izah yani? Yani dünyanın içindekiyle kıyas edeceksiniz değil mi Mustafa? Başka neyle edeceksin? Dünyanın içinde ne var başka? Su var, toprak var, hava, tabiat dediğimiz şey. Güneş, hava, toprak, su. Değil mi? İçindeki malzemeler. Şimdi kendini neyle tanımlayacaksın? Neyi biliyorsan. Ne biliyorsun? Dereyi biliyorsun, balık biliyorsun. Güneşi biliyorsun, kuşları biliyorsun. Peki, havuca soralım, ben kimim? Havuç değilim. İzah mı yani şimdi bu? O zaman burayı başka bir yerle izah etmeli. Burayla tanımlanamıyorum ben. Çünkü buraya sığmıyor. Başka bir yerle, başka bir malzeme ile burası ve ben tanımlanmalıyım. Burasını burasıyla izah edemezsiniz. Elmayı armutla izah edemezsiniz. Elmayı armutla izah edemezsiniz. Elma, bu nedir? Armut değildir. Ya Allah Allah. Şeftaliye diyoruz. Bu nedir? Nar değildir. Bu mu ya? Her şey birbirine kıyas ederek onu izah edemezsiniz. Edilemez ha. Acaba Kur'an, Kur'ansız ben kimim? Hem aynı dersinde Cebrail Aleyhisselam ile bir bedevi aynı derste. Cebrail ile bir bedevi aynı derste.
Cebrail de ders alıyor. Ondan ders alması, ondan ders alanların vaziyet halleri, onu inkar edenlerin vaziyetlerine bakın. Örnek veriyorum. Geylani, Gazali, İmam-ı Rabbani gibi zatlar bu ağacın canlı meyveleri. Çünkü meyvenin hayatı ağacın hayatına delalet eder. Şimdi Kur'an'ın doğru olduğuna, İslamiyet'in doğru olduğuna en belirgin delillerinden bir tanesi de meyvesidir. Yani şu, bu ağaç armuttur, şeftalidir diye iddia ediliyor kışın, yaprakları dökülmüş. Bunun en güzel delili bahardır. Baharı bekle. Canlı mıdır, cansız mıdır, armut mudur, şeftali midir? Meyvesinden belli olur. Kur'an'dan ders alanların ve intisap edenlerin, ciddi intisap edenlerin veya seni söyleyeyim, sendeki o güzel davranışların tabiatından değildir senin. Senin çıkarımın değildir. Sende güzel bir sıfatlar varsa Kur'an'ın meyvesisin sen. Peki niçin içki içmiyorsun? Çünkü diyorsun değil mi? Bak senin değil bu. Cevap senin değil. Kur'an. Niçin adam öldürmüyorsun? Çünkü. Niçin Amerikalılar 1,5 milyon Irak'ta öldürdü, sen öldürmüyorsun? Çünkü. Vahşi Avrupa'nın, vahşi Kur'an'ın dışındaki meyvelerden bahsediyorum. Mesela bir Geylani, mesela ustattan ders almış, alan bir adam hapishanede, 3 tane, bir Trabzonluymuş, hatırada var. 3 tane adam öldürmüş, hiç gözü kıpırdamamış, hapishanede nurcu oluyor, ustada haber gönderiyor, tahta kuruları sarmış, öldürebilir miyim? Ve adam öldürürken sormuyorsun öldürebilir miyim de, tahta kurusunu soruyorsun. Bu hale getiren nedir? Peki bu adamın bu halinden bu hale gelmesi yanlış mıydı? O zaman ona o dersi veren doğrudur. Meyvesi en güzel delilidir. Meyvesi bu. Geylani gibi insanlar, Rabbani gibi zatlar ağacın meyvesidir. Meyvenin hayatı ağacın hayatına delalet eder. Son 3 tane. Hangi öğreti insan dünyada yaşarken mazisinden ve istikbalinden güven vericisin? Çok önemli bu. Ben burada yaşıyorum, tamam mı? Nereden geldim? Hangi öğreti ve felsefe? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Tanımlayacak ve bana güven verecek. İnsanı dünyada yaşarken güvende yaşamasını hangi öğreti temin edebilir? İnsan o kadar fasit bir şartlarda yaşıyor ki, mesela her an kalbi durabilir. Her an dünya, her şey olabilir. Dünyanın merkezindeki mağma tabakası patlar. Öyle bir anda güneşin şiddeti %43 geliyor. Sema yarılır, bir anda girer. Her an tansiyonla beyin kanaması geçirir. Şöyle diyor, her an her şey olabilecek bir dünyada, her şey olabilecek bir bedende yaşıyorsun. Nasıl güvende kendini hissedersin ki? Bu güveni ancak iman veriyor. İmanı da o veriyor. İnsanı güvende yaşatan imandır. Allahu Ekber. İnsana ümit verecek, aklına istikamet verecek, kalbini kıblesine koyacak, ruhunu hakikatine koyacak, insana huzur verecek, Kur'an'dan başka ne olabilir? Kur'an'dan başka ne olabilir? Yaşadığımız hayatın ne kadar kaygan zeminde, her an her şey olabilen bir dünya ve bedende yaşarken neyle güvende kendini hissedecektin? Ama şimdi kalbi şey yaptın, Allah var. Bunu bilerek söylüyorum ha. Neler geçirmişim. Öldü diye denizin kenarına bırakmışlar bile. Bak o olmuş. Yani başımda neler geçirmiş. Bu haletleri anlatırken yaşamışım kardeşim, yaşamışım. Kitapta nakletmiyor. Anladınız mı? Öldü diye denizin kenarına bırakılmışım 98'de. Ayağıma sıkmışlar, yara var. Dişimi kırmışlar. Kemikler darmadağın olmuş burun. Yani ne anlatıyorsun bunu?
O anda sen neler hissediyordun böyle? Bir böyle Allah'a şey yapıyordum, odaklandım, hiçbir şeyden bir şey duymadım. Acı duydum, duymadım. Hiçbir şey anlamadım. Odaklandım böyle. Allah dedim, bitti. Bunu bana kim verecekti? Kimse veremez. Yani acıyı kaldıranı demiyorum. Yani bu hayat, insan ne derli şey hayatıdır. Hayatından daha güzel bir hedefi hayatına koyarsan hayat anlamını bulur, işkence, sıkıntı, lezzet verir. Eğer hayatından daha değerli bir şey hayatında gaye olmasa hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Hayatından daha değerli bir şey, insandan daha değerli bir şey var. Allah'tır. Başka hiçbir şey yok. Cennet insana hizmet verme makamıdır. Hizmet alan insandır. Bu binadan ben hizmet alıyorum. Benden değerli değildir. Benim için var bu. Ben yoksa manası yoktur. Allah işte. Bunu bana tanımlayan, yani kendimden daha değerli bir hedefi gösterip hayata anlam katan ve beni güvende hissettiren ancak Kur'an. Kur'ansız bir de düşün bakalım. Yaşadıklarımı hissedemiyorum. Yani hissettiğimi anlatamıyorum. O anda size de gelecek sekerat. Daha önce ölmediniz değil mi? Ölen var mı daha önce? Yok. İlk defa öleceksiniz. He? Arkadaşlar, canım kardeşlerim, sizi çok seviyorum. Ölüm anında şu senelerce aldığın, okuduğun, göz nuru verdiğin o kitaplar, manalar tek bütün olacak. Seni o sekeratta bir minis bir dost, kardeş gibi bir şahs-ı manevi seni sarmalayacak. Allah'ın izniyle öldüğünü anlamayacaksın. İnşallah. Hiç şüphen olmasın. Eğer aranızda birisinin şüphesi varsa şüphesini tavsiye etsin. Şüphene göre gidersin. Çünkü enne aynen zenni abdibi. Kulum bana nasıl iman ederse ben ona öyleyim. Tavsiye et. Ya öyle mi? Abi bir şey yapamıyorum. Yani günahım çok. Allah daha büyük günahında. Allah senin günahından daha büyük. Allah'a itimat et. Allah'ı sev. Allah'a güven. Allah sayı yetmez. Vallahi billahi, zatına yemin ederim, seni ona buna teslim etmez. Kendine iltica edenleri, yemin ederim zebanilere, şunlara bunlara teslim etmez. Niye? Benim Allah'ım öyle. Bir tanesi dedi, ama hocam dedi, bilmem benim Rabbim bu. Senin Rabbini bilmiyorum. Benim Rabbim o. Ben bu haletleri yaşayarak söylüyorum. Her türlü şey başımdan geçti. O anda benim Rabbim Allah, tamam, bir doktorun bir parçasını biliyor. Benim Rabbim Allah, odaklandım, oh. Ya acıdan bahsetmiyorum, güvende hissediyorsun kendini. Hissedeceksin inşallah. Ya ebedi ve ezeli hayat, şuradaki oturmanla, oturup ders dinlemenle, kitap okumanla olgunlaşıyor o çekirdek, o çekirdek. Merak etmeyin, dişinizi sıkın, yakında geçeceksiniz. Harika bir memleket. Eğer o yerleri görsek var ya, vallahi billahi gideceğin yeri görsen, çabuk gideyim diye belki de intihar ederdi. İmanın müsaade etmiyor ama. Çünkü Peygamberimiz hadiste diyor ki, ehli imanın ruhu, beni niye bekletiyorsunuz? Cesedi diyor, cesedin etrafındaki, yok teyzem gelsin, amcamın çocuğu gelsin var ya, İslam'a zıt olan bu hareket, bağırıyormuş ölü. Beni ulaştırsanıza yerime. Ötekisini dediğini demiyor. O peygamber demiş, bizimle alakası yok. Amerika'da da bir tane adam vardı, o da gelsin diyecek. Ötekisi demek, nereye götürüyorsunuz beni? Nereye götürüyorsunuz, ben sizin dostunuz değil miydim?
Hatta ne kadar geri tutsan Amerika'da da birisi var ya. Hatta yaya gelsin orada. Biz acele etmiş. Acele etmiş. Allah neyse. Burada rahatlatan, burada güzelen Allah. Orada da güzel. Bir bugün ne oldu biliyor musun başıma? Ya kafam karıştı. Ben bugün niye dışarıya çıktım? Neredeydim arkadaşlar? Bugün ne cumartesi? Yürüyüşe gittim zaten. Ha, yürüyüşe gittim ha. Yürüyüşe gittim ha. Baktım ki, şaşıracaksınız bunu benim şeyim ama şaşırmayın ne olur. Yani karı kocadırlar. Onlar da yürüyor. Ellerini birbirini tutmuşlar. Açıkçası yürüyorlar. Ama gülüyorlar. Dedim Allah'ım. Burada bunları mutlu ve neşeli güldürdüğün gibi bunları orada da güldür. Bunun sebebi olan Risale-i Nur'u bunlara tanıttı. Çünkü Allah yaptı bunu, yaptır. Yani burada mutlu eden Allah, Allah'ın bunları ahirette de güldürmesine vesile olan Risale-i Nur'u bunlara nasip et dedi. Ve onların o birbirine mutluluklarını, evli yani orta yaşta, öyle şey değil. Onların mutluluktan ben mutlu oldum. Benim psikolojim biraz bozuk olduğu için oldu bu. Yani böyle bir insan bu, olur mu ya bu zındıklara bak falan değil. Benim biraz psikolojim tuhaf da ondan. Son şeyimi okuyorum. Niye biliyor musunuz? Benim Allah'ım ona da verecektir. Ben insanların hiç kimseye cenneti dar etmiyorum. Benim cennetim de geniş olduğu için. Cömertlere Allah cimrilikle muamele etmez. Cömertin malı bitmez. Vallahi malı bitseydi benim biterdi. Hele gafurun 10 defa bitmişti. Görüyorum o doktorum şeyin. Tanıdıklarım var hepiniz. Cömert insan. İnsanın ürettiği suallere, kalbini meylettiği şeyleri kim ne ile cevaplayacak, cevaplayıp duruyor. Yani cevaplanması gereken şeyler duruyor ve ispat ediyor. İnsanoğlunun nerede olduğunu, bu son cümle ama çok ilginç cümle. İnsanoğlunun şimdi nerede olduğunu bilmediği için nereye gittiğini de bilemez. Bir insan bu dünyanın ne olduğunu, nerede olduğunu bilmiyorsa nereye gittiğini bilemez. Ahiretin en güzel delili, ispatı burayı ispat etmenizdir. Bir daha çok tuhaf, ilginç mantıktır Ali. Nerede olduğunu bilemeyen nereye gittiğini de bilemez sırrınca dünyanın ne olduğunu bilen nereye gittiğini de bilir. Dünyanın ne olduğunu ve nerede olduğunu bilmeyen ölümü yorumlayamaz, nereye gittiğini ifade edemez. İzah yoktur. Ahiretin en güzel delili dünyanın kendi ne olduğunu bilmekle mümkündür. Dünyanın hakikatini, insanın mahiyetini keşfeden bu hayatın ne olduğunu anlıyor. Burasının neresi olduğunu, niçin benim burada olduğumu, ne olduğumu ve ne yapacağımı, kim neyle, ne malzemeyle cevap verecekti. Başımıza gelenleri, önümüze çıkan musibetleri, hastalıkları, nimetleri nasıl yorumlayacaktı din olmasaydı. Vucuhum yevmeizin nadiretun ya Rabbi ya nalli ve İfade ettiği vakıyat-ı ebediyeyi kadar. Yani buradan çıkarttım bu notları sizden gelmeden önce. Yani kabir ve sonrası vakıyat-ı ebediyeyi. Fizikle, kimyayla mümkün mü? Nasıl yorumluyor? Kefenle, bu elimle ne kadar kefenlemişim? Neyle izah edeceksin? Ey matematikçi! Bir gün matematikçi dedi ki bana, kanser ölüyor. Dedi ki ev halkına Hasan Hoca'ya söyle gelsin bana Cevşen okusun. Kırkındayım. Gittim. Kanser hastaları böyle titiz olur. Selam verme bile değil. Selamünaleyküm dedim.
Ben gittim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam nasılsın? Elhamdülillah. Bana dedi bir cevşek oku dedi. Tamam, ben yatıyorum. Dedim ki, merak etme, canının rahat çıkması için daha güzel bir teklifim var. Deliyim ya. Daha güzel çıkması. Dedi ki, Hasan şaka yapma. Abi olur mu şaka? Kara tahtası getirin çocuklar. Ne yapacaksın dedi. Sen ömrün matematikle geçmedi mi? Soru çözeceğiz, ruhu rahat edecek. Devamlı soru çözecek, matematik. Çünkü alıştığın bir şey. En iyi bildiğin konu. Hasan, olur şaka yapma. Olan ömrün matematikle geçti, cevşen istiyorsun. Çok seviyorum Allah'a ya. Matematik isteyen biri olmuş ama. Sanat gibi. Sanatı sanata döndürmüş de ondan. Mesela ben, inşallah veya sen ölürken veya işte o durumdayken Kur'an okunur ya bir Risale oku. Çünkü ömrüm bununla geçmiş, daha rahat. Vakayı ebediye kadar bütün mebahisi esasiyeyi, yani Kur'an, yani kabir ve haşri, sırat köprüyü, esasiyeyi ve mühimmeyi öyle bir tarzda beyan eder ki, öyle bir tarzda beyan eder ki, kim beyan edecekti başka? O beyan, bütün kainatı bir saray gibi idare eden ancak zatın özelliğidir. Arkadaşlar, hadiseler, mesela bir yağmur tanesi bile indirilmesi, seni bir nefes alman, kainat bütünlüğü içinde, karenin içinde bir noktadır. Bütünlüğün bir parçasıdır. Bütünlük içindedir. Bütünlük olmadan olmaz, bu da olmadan bütünlük olmaz. İşte insanın hadisesini beyan edebilmesi için kainatı bir saray, bir şehir, bir oda gibi ancak görebilen bir zatın beyanıdır. Nasıl hükmedeceksin? Daha biz bizi tanımıyoruz. Kendimiz kendimizi tanımıyoruz. Tanımıyoruz ki. Ha doktor, öksürdün. Şey yap, tahlil ver, tamam. Nesini bildin? Cesedini bildin ya. Yani ne demek biliyor musun? Ruhla ceset arasındaki fark. Şu binayı görüyorsunuz. Şu bina. Elektrik ve su tesisatları var. Ha, değil mi? Şimdi içinde ben varım. Benimle bina arasındaki farkı düşünün. Eyle selam ile süreye. Bu bedendir işte. Yani sinir sistemi elektrik tesisatıdır. Kan şebekesi su tesisatıdır. Katlar alemlerde bulundu. Dimağdır, kattı vesaire. Binanın güzel olmasıyla ruh güzel olsaydı binanın çok güzel olanların ruhu cennette olurdu. Hem bedeni hem parası çok olanların çoğusu intihar ediyor. Afrika'da intihar oranı %0'a benziyor. Dünyanın en büyük intihar oranı biraz mesleğim de, yani merak mesleğim. En çok dünyada intihar eden hangi devletmiş biliyor musunuz? Japonya. İkincidir o Japonya, ben de birinci biliyordum. Finlandiya ve Norveç. Refah en yüksek. En yüksek ülke olduğu için. Çünkü bir tanesi diyor ki, her şeyi denedim ama bir ölümü denedim, bunu denemedim, bakayım bu nasıl olacak. Ondan sonra bir tanesi diyor ki her şeyi denedim, bir tanesi diyor buzdan oteli varmış, buzdan. Yani okuduğum için, buzdan. Ama hayat anlamı yok diyor. Yani ne yapacağım diyor. Sıkılıyorum diyor. Orada dershane kurmak lazım. Yani o dershane kurmuş işte. Arkadaşlar, insana hükmetmesi için bu budur, bu da budur. Bu bunun için geliyor, bu bunun için gidiyor. Ruh başka bir şeydir. Bir doktor kardeşime dedim ki, cin, şeytan ve elva habiseyi sen kabul etmediğin için onların yaptığı tahribatı veya vehim ve vesveseyi ortaya çıkarttığı şeyleri sen bedende görüyorsun ama kaynağını görmediği için sebepler ortadan kalkmadıkça, netice ortadan kalkmaz sırrınca bedendeki dokuları düzeltsen bile o olay düzelmez. Nükseder. Çünkü sebep devam ediyor.
Şeytanı tanıma kabul etmeyen bir insan, şeytanın yaptığı tahribatı şeytandan olduğunu nasıl bilecek? Bedensel sebep arayacak. Bulamadığı zaman bir etiket var. Psikoloji. Yapıştır psikolojiyi, gönder. Başka ne diyeceksin? Psikoloji. İlle insanı demek istiyorum, maddeyle, bedenle izah edemezsin, yorumlayamazsın. İnsan madde değil. İnsanın maddesi, bedeni binadır. Bedeni, ustad diyor, şey diyor, şu beden diyor, insanın hanesi ve yuvasıdır, libası değil diyor. Biz giymiyoruz. Devam. Bütün kainatı bir saray gibi idare eden ve dünyayı ve ahireti iki oda gibi açıp kapayan, şuraya bak, Kur'an'ın beyanatına. Dünyayı ve ahireti iki odayı gibiymiş. Odadan oraya, oraya geçmek. Kapı ya. Hefeti abi. Ta kaç geçiyor ya. Kabirle dünya böyleymiş. Hop. Allah Resulü'nü sormuşlar aleyhissalatü vesselam. Ölen insan nereye gider ya Resulullah demiş. Karanlıkta yanan mum sonunca nuru nereye gider? Karanlık onu örter. Yok olmaz. Nur yok olmaz. Örter. Şu anda niye karanlık yok? Karanlık yok mudur? Hayır. Nur onu örttüğü için. Hepsi aynı yerdedir. Karanlık nerededir? Nur da oradadır. Birbirini örtüyor, o kadar. Kur'an öyle diyor. Birbirini örtüyorlar. Şimdi karanlık nerede? Karanlık yok mu oldu? Hayır. Başka bir ayette süpürüldü diyor. Karanlık şu şuradadır. Aynı yerdedir. Soru nerededir? Cevap da oradadır. Çünkü es-suali nisbilin. Sual sormak ilmin yarısıdır. Cevap kendisidir. İnsanın kalbi duyguları insanda neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır. Bir daha. Kalbi duyguları insanın neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır. İki oda gibi açık kapayan şu ihataya bakın Kur'an'a. Ve zemin bir bahçe, sema misbahlarıyla süslendirmiş bir dam gibi tasarruf eder. Zemini bir bahçe, semayı yıldızlarla süslemiş. Şöyle yattığınız zaman gece hiç böyle, böyle mehtapta, açık havada semayı seyretmediniz mi? Hiç sıkılmayasınız diye semanızı bile güzelleştirmiş. Bir kardeş var burada, Osman burada mı? Belediyeci, yok. Yarın ders orta gelirim. Ha, tamam şimdi, bak şimdi. Onun çocuğun odasında gördüm de, var mı sizde bir odaya? Ya çocuk bana gösterdi, çok etkilendi. İşi söndürdüm, semayı yıldızlar takmış, parlayan. Fosforlu. He? Fosforlu. Fosforlu. Var. Dur dedim ya, açma lambayı. Yatağına da yat. Vay be. Taklit etmiş. Ne kadar duayı taklit edebilirsen tabiatı, fıtratı. Küçük dünyanın o kadar güzel olur. Peki o nereyi taklit etmiş? Radar sistemini kartala bakılarak yapılmış. Kartalı yapan nereye bakmış? Sonar deniz sistemini Yunus'un gözüne bakılarak yapılmış. Yunus'u yapan nereye bakmış? Maddeyin Allah. Üzerine yazıyor. Ya şu çok hoşuma gidiyor bak. Diyor ki, zemini bir bahçe, sema misbahlarıyla, lambalarıyla süslendirmiş bir dam gibi tasarruf eden, bak bak şimdi seyret, mazi ve müstakbel. Dedim ya, insan rahat edemez. Mazisini ve istikbali izah edilmedikçe. İnsana rahatlık yoktur. İnsanın en büyük sorunu kabirdir. Kabir çözülmedikçe insanın huzur yoktur. Huzur bulamayacaktır. Mümkün değil. Kabir çözülmesi lazım. Kabir de imanla çözülür. Başka şekli yok. Kefeni başka çözemezsiniz. Ya. Şey vardı. Birincilerden, Mehmet Emin birinci abinin akrabası. Kanserdi, gidiyordu. Neydi ya, unuttum.
Dayı ne haber dedim. Affedersiniz, özür dilerim. Kusura bakmayın. Adam gidiyor. Diyor ki, Kazakil, Hasan diyor, bir damla pis diyor sudan kurulan bir bina bu kadar olur dedi. Yeğenim dedi, bundan başka güzel bir şey beklemiyordum ki üzüleyim dedi. Zaten hapiste duruyordum burada diyor. Bana üzülüyorsun değil mi? Yok dedim ya, şey yapayım. Sen kendine bak. Kanser hastası, sanki ben kanserim olsa ama. Allah. Sen ustadı dinlemiyor musun dedi. Abi dinliyorum dedim. Bak dedi biz burada hapisiz kardeş. Dünya hapis, bu beden hapis, duygular hapis, hisler hapis, fikirler hapis. Ne kadar hapisteyim dedi ya. Duygular da hapismiş. Fikirler de hapismiş. Allah. Ya nasıl anlamış Risale'yi? Peki bu adama kanser bir şey yapamamış, ölüm bir şey yapamamış. Bu adamın mutluluğu bir elinde yağ, bir elinde bağ, helikopterlerle falan mı dolaşıyor yani? Allah asıl saadete, ne demiş asıl saadet? Asıl saadet sahabelerin dönemi, bir eli yağdalar, bir eli bağda, helikopterlerle dolaşıyorlar. Her istedikleri oluyor. Onun için mi asıl saadet demiş? Üç gün aç kaldıkları, yokluğun kol gezdiği dönemi Allah asıl saadet diyor. O zaman saadeti sorgula. Sen hani şeyim olur, şu da olursa, şu da elime geçerse mutlu olurum diyorsun ya, yanlış düşünüyorsun. Şu olursa, bu olursa mutluluğu sebebe bağlıyorsun. Bak, yok yok, Hazreti Ali diyor ki, ya diyor, şu diyor, vadide yeşil otları otlayayım diye, gittim biraz alayım kafalarından, benden önce kardeşlerim yedi diyor. Yalan mı söylüyor? Ondan sonra, şey hurma ağacına çıktım, üst taraf taze oluyormuş. Orada kabuk da yerinde, o da teriz ettiymiş. Baktım yemiş. İndim. Üç gün aç olan bir asra Allah asr-ı saadet demiş. O zaman bende bir terslik var. Yani saadet anlayışım, mutluluk sebebim, bende bir gariplik var. Yanlışım da diyemiyorum ha. Ey gidi kardeşim, şu olursa, bu işi alırsam, bu ihaleyi alırsam, şu kadar para olursa, evlenebilirsem, şu olursa mutlu olurum. Sahabelerden birinin hanımının elbisesi yokmuş abi, beklermiş camiden gelsin de, evet. Eşi abasını versin de namaz kılsın diye. Evet. Arabam olsun, param olsun, şu olsun, bu olsun, mutlu olacak. Benim hiçbir tanesi yok. Atım yok, avratım yok, işim yok, aşım yok, evim yok. Mutsuz muyum? He? Allah ferasetimizi artırsın. Mazi ve müstakbel, bak bak. Maziyi, insanın mazisini, geleceğini dinliyor diyor beni ya. Aklım gidiyor da böyle düz okumuyorum ya. Mazi, benim mazimi. Merak ediyorum lan ben nereden geldim? Müstakbel, kabirden sonra ne olacak? Ha siz akrabanız ölünce gördünüz. Ben çok indim ya. Müstakbel, geleceğin bir gece ve gündüz gibi nazarına karşı hazır iki sayfa hükmünde temaşa eden. Yani Kur'an gitmeden gezdiriyor beni. La kabre gittin, giden var mı? Yok. Meydana giden var mı? Şu meydana? Bizim meydan zannediyor. Meydana dedi. Mahallet meydanı zannediyor. La bizim meydan ya. Gittik mi? Yok. Sırat köprüsüne gittik mi? Cennete gittik mi? Yok. Ne rahatlık var çünkü Kur'an bizi gezdiriyor. Kur'an bizi gezdiriyor. Cisme mi gideceğiz? Zaten insanın ruhun çekirdeği. İki oda gibi gezdiriyor. Oh! Oraları düşünmeyen düşünsün. Burada oraya yaşarsan oranın haletini burada yaşarsın. Bir daha. Burada burayı yaşarsan buranın haletini yaşarsın. Burada orayı yaşarsan orayı burada yaşarsın. İçin cennet olur. Kur'an da bunu şöyle diyor. Fethuli fi ibadî tuli cenneti. Cennete girecekler demiyor. Gelecek şeyi kullanmıyor gibini. Fi zamir. Gir cennetime. Nerede gireceğim cennet? Cennet burada mı? Burada. Adama dedim ki, ulan dedim Mehmet, ne yaptın o tavukları, hani dedim beni çağıracaktın dedim.
Pilav tavuk yapacaktım, beni çağıracaktın dedim. Derin dondurucu da dedi. Lan derin dondurucu, tamam geliyorum çıkart. Derin dondurucu da. Ulan neresi derin dondurucu? Telefonu canlı gibi gösteriyor. Derin dondurucu demiş. Abi, şimdi onun derin dondurucusu burada, ahiret dondurucu. Bir daha. Burada buraya yaşarsan, buranın haletleri olur sende. Kanun bu. Burada oraya yaşarsan, oranın haletleri olur ki, gitmeden gitmiş oluruz. Hani çocuklarımız büyümeden yaşlandılar ya, telefonlarla, tabletlerle. Çocuklar masumdur, günahsızdır, onun için beyazdır. Fakat nuranilikleri yoktur. O nurani meymenetleri kaçmış. Kağıt gibidirler, fakat nuranilikleri yoktur. Ruhani tarafları pek kalmamış. Niçin söyledim? Yaşlanmadan yaşlandılar. Büyümeden yaşlandılar. Büyümeden büyüdüler. Mazi ve müstakbel bir gece ve gündüz gibi nazarına karşı hazır iki sayfa hükmünde temaşa eden ve ezel ve ebed, dün ve bugün gibi silsile-i şuunatının iki tarafı birleşmiş. Yani mazi ve müstakbel. İttisal peyda etmiş bir surette, bir zaman nazir gibi onlara bakan bir san-ı zülcelal yakışır bir tarz beyandır. Allah için mazi müstakbeli yok ki. Ruh için de yok. Mazi ve müstakbel aslında da yok. Mesela herkes düşünsün. Geçmişiniz var mı arkadaşlar? Var. Yardım yaşanan. Var. Herkesin var. Peki nerede? Ha, geleceğinde o aynı yerde. Gelecekte aynı yerde. Yok ki öyle bir yer. Ama var. Niçin biliyor musunuz? Ağacın iradesi var mı? Yok ha. Nereden bildin? Bende var çünkü. Çünkü sende var. İrademle bilirim ki, şahidim tanığım, benim irademle biliyorum ki, iradem olduğu için bunun iradesi yok. Var da biliyorum, tamam mı? Bende irade olmasa bilemem. Öyle mi? Ha. İşte bu gözün arkasında manevi gözü olmayanlar da mekansızlığı ve zamansızlığı düşünemezler. İrademle iradesi olup olmadığını bilir. Metafizik, kuantum fiziğin arkasındaki o alemler, yani bize göre gayb gözü, kemalat gözü, basiret gözü olmayanlar da mekansızlığı ve zamansızlığı düşünemezler. İradesiz olanlar, iradesizleri de düşünemedikleri gibi. Nasıl bir usta, harika bak. Nasıl bir usta bina ettiği ve idare ettiği iki haneden bahseder. Programını, işlerini, liste ve filistesini yapar. Kur'an dahi şu kainatı yapan ve idare eden işlerinin listesini ve filistesini, tabiri caiz ise programını yazan, gösteren bir zatın beyanına yakışır bir tarzdadır. Yani bir bina yapmak için kaç tane mühendislik gerekiyor? İnşaat mühendisi olan var mı? Belediyeci olsaydı o. Ben mühendis. Hasan abi, mimar lazım. Mimar lazım bak. İnşaat mühendisi. Makine mühendisi, elektrik mühendisi. 4 tane gerekiyor. Gerekiyor bir bina. Evet. Jeoloji de olur. Şuna ne kadar mühendis gerekiyor şuna? Jeoloji de. Jeoloji onun için. O yeni gerekiyor. Evet. Yeni gerekiyor. Tamam. Daha çok gerekecek. 5 oldu. Şuna bak. Şuna bak. Ve haletime göre kokusunun değiştiğini öğrendim. Haletine göre dışarıya çıkan terin kimyası değiştiğini öğrendim. Doktorlar büyük abdest, küçük abdest istiyor. Mümkün olsaydı teri de isteyecek de isteyemiyor. Mümkün olsaydı içeriği tanımlamak için ruhsal psikoloji en iyi tanımlayan insanın kokusudur.
İmam Azam diyor ki suyu göreyim, kendisini görmeyeyim. Bu suyu kim aldığını söylerim Allah'ın izniyle. İmam-ı Ebu Yusuf diyor ki kendisini görmeyeyim, sesini duyayım, kim olduğunu söylerim. Derinliklerini söylerim Allah'ın izniyle. İmam-ı Muhammed Eşşeybani diyor ki kokusunu alayım, karakterini söylerim Allah'ın izniyle. Vallahi doğrudur, billahi doğrudur, vallahi doğrudur. Hani derdim ya, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar güzel kokarmış ki, sahabe oradan kaybolmuş Resulullah ama kafir almazmış. O kokuyu takip edermiş, bıraktığı kokudan. Resulullah bulurmuş. Gittikleri zaman Resulullah'ın üzerindeki koku onlara öyle bir sinermiş ki, günlerce üzerinde kaldığını söylüyorlar, bunlar yalan söylemezler. Tamam. Eğer teriniz kötü kokuyorsa, parfüm değil, ahlakımızı düzelteceğiz. Ahlakı ağır olanların kokusu ağır olur. Parfümü bırak. Bazı evlere giriyorum, Allah'a hamdolsun bıraktılar. Koku koyarlar, tuvalet kokusu gözüme. Dedim ki oraya koku koyacağına tuvaleti temizle. Çünkü Allah burunu verdi ki burada tehlike var, temizle. Burunu kandırma. O koku koyarak bu kurdaki koku yok olmuyor. Kardeşim, zahirde akseden büyük küçük abdest, ter, koku, ses, mimik, batının dışa vuruşlarıdır. Ama kör olası cehalet, biz sebebi esas ve müessir kabul ettik. Sebep bahanedir. Hiçtir, perdedir, zahiridir. Allah esmalarını kullanırken sebebi kullanıyor. Sebepsiz yaratacağı zaman sıfatı kullanıyor. Ben diyor. Esmaları kastedince biz diyor. Allah elmayı ağaçta vermek zorunda değil ki. Ama adetullah böyle işliyor. Ama sebepsiz de muameleyi de Allah. Peki, Kur'an'dayı oraya okuduk. Hiçbir cihette eseri tasannu ve tekellüf görünmüyor. Yani Kur'an'da bir taklit yok. Şöyle diyeyim. Kur'an'da böyle bir gidişat yok. O kadar hoşuma geliyor ki. Kur'an'da şöyle yok bak. Bana öyle geliyor ki. Zannediyorum ki. Herhalde galiba. Öyle anlıyorum. Gibi tabirler kullanmıyor. Tereddütü ifade edecek bir gidişatı yok. Net. Net net. Bu budur. Resulullah'ta da var biliyor musunuz? Yani ey ashabım bana geliyor ki galiba ki herhalde olabilir. Şu insanı berbat eder bu ifadeler. Doktor dese ki beni muayene ediyor. Öksür. Nefes al. Tamam. Evet kardeş. Bana geliyor ki, zannediyorum ki herhalde galiba sen böyle bir hastasın. Lan o hasta nedir ya? Galiba herhalde zannediyorum ki bu sana daha güvenir mi? He galiba doktor bey, galiba da bir ilaç ver yani. O ilacın adı da galiba olsun. Güven olur mu? Bu budur diyecek, adama güven verecek ya. Hastaneden çıkıyor sanki ben doktorum çapadan. Abi, ne itimat ediyor. Abi çapadan çıktık, kocası da orada. Şöyle bir şeyim var işte psikoloji, doktor ne dersin kullanayım. Lan diyemiyorum ona, sana doktor demedi mi kullan? Tamam, hani kullan. Kullanayım değil mi? Tabii, tamam abi. Ya güven verecek bir kaynak olması basit değil ha o. Çok mühimdir o. Bir tanesi sana diyor ki kullan. Bu budur diyor. Zannediyorum demiyor. Bak şurada bir ifade var. İşte pek çok itirazat ve tenkidata maruz ve en küçük bir hatasından davasını kaybedecek bir zatın Kur'an ve Allah Resulü var. En ufak bir hatasından davasını kaybedecek. Bizim gibi insanlar hatası fazla ise hatalıdır. İyisi fazla ise iyidir. Kur'an'da ve peygamberde öyle yok. Bir hatası varsa işi bitti. Diyor ki 406 bak. Orayı da görmenizi istiyorum. Bak şuraya kadar okuyorum bak. İşte pek çok itiraza ve tenkidata maruz en küçük bir hatasından dolayı davasını kaybedecek bir zatın
lisanından böyle tereddütsüz, kemal-i ciddiyet, sana güven veriyor emniyetle, kuvvetli bir vusuku ihsas eden bir tarzda böyle ihbarat-ı gaybiye gelecekten haber vermesi katiyen gösterir ki o zat usta dezelisinden ders alıyor sonra söylüyor. Vallahi olamaz böyle bir şey ya. Bu budur, bu da budur. Nasıl dersin ya? İkide bir değişiyor ya. Tıp değişiyor, fizik değişiyor. Değişmiyor mu kanaatler? Senin kanaat. Ya bu budur, bu da budur. Nasıl dersin insansın ya? Diyemez. Dedi, diyemez. Dediyse Allah söylettirir. Beşerden olamaz bu. La akşam karar verip gündüz değiştirmiyor muyuz? Ey ashabım, 23 sene önce böyle demiştim, şimdi değiştiriyorum. La 23 gün öncekisini değiştiriyorum ben, 23 sene öncekisiyle aynı olur. Bir şeyi konuşacağınız zaman, hayatınızın en son konuşması gibi, bir şey yapacağınız zaman, ömrünüzün en son yapacağınız kalitede yapabilir misiniz, konuşabilir misiniz? Peygamber konuştuğu zaman, Allah konuştuğu zaman ilk söyler, son söyler. Her sene arabanın modeli değişir ama atın, sığırın modeli değişmiyor. Gibi ya. Pek çok itirazat ve tenkitata maruz. Böyle bir zat. Kemal-i ciddiyet, emniyette bu budur. Bu da budur. Diyemez. Değilse birisi öflüyor kulağına. Ayı ki böyle bilir misin dedi de Ebu Cehil. Ömer'in yani her peygamberde mucize olmuş. Yeryüzünde olmuş. Amasına da olmamış. Yani peygamberimiz durmuş biliyor musunuz? Semada ayı böyle bilir misin dedi. Belik İbni Mugre vesaire oldular. Durdu. Kulağına hemen geldi Cebrail. Kabul et dedi. O hırtlarına tıktı. Hoşuma gidiyor benim bu şeylere. Çakıver değil mi? Peygamber o kadar kafama yatıyor ki vallahi. İmanımdan değil böyle. Kafama o kadar yatıyor ki. Ciddi, samimi, tereddütsüz, emin, güven içinde, rahat. Ne yaptığını biliyor. Hiç sahabelere güvensizlik vermemiş abi. Acayip bir şey. Her türlü ortamda. He ya. Ümitsizlik yapmamış. Kalite adam ya. İnsan tamircisi ya. Hastayım ona ya. Göreceğim onu, merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuz. Diyeceğiz ki ya Resulallah. Seni çok merak ediyorum. Neredeydin ya? Niye görüşmedin? O inanıyorum diyor ki şimdi. Ben sizdeydim. Siz neredeydiniz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Çok seviyorum onu. Siz de çok seviyorsunuz. Allahu Ekber. Allah ona selatü selamımızı bu ortamdan iletsin. Amin. Ve şefaatine mazhar eylesin. Amin. Allah'lı hatırına. Amin. Ya şunu düz okuyayım. Paragrafı okuyup kesin. Allah'lı hatırına ya Rabbi ya. Amin. Allah ne kaliteli ki. Allah ne diyor biliyor musun? Peygamberini söyletiyor. Kabul etmeyeceğim duayı mümin kulumun ağzına vermem. Allah'ım, sözünden hulfetmezsin, vaadinden dönmezsin. Allah'ım bu hakikati biz de tahakkuk et. Amin. Allah'ım ben seni zannettiğim gibi bana muamele etme. Rahmetine göre muamele et bize. Allah'tan daha değerli neyimiz var ya? En kaliteli şeyimiz var ya. Tövbe tövbe kaliteli ne diyeyim ya? Allah öyle demiş. Ey Allah'ım, Allah senden razı olsun. Millet tövbe tövbe dedi, ben de o anda dedim. Allah'ım şu anda onun zirve yapan imanının arttırına bizleri hepimizi affet. Bak, hiçbir cihette eseri tasarruf ve tekellüf görünmüyor. Kur'an'da ve peygamberde hiçbir şaibi taklit yok. Veya başkasının hesabına ve onun yerinde kendini farz edip konuşmuş gibi bir hudanın, hilebazın, aldatıcının emanesi olmadığı gibi bütün ciddiyetiyle, bütün saffetiyle, bütün hulusiyle safi, berrak, parlak beyanı nasıl gündüzün siyası,
güneşten geldim de, Kur'an dahi ben Halik-i Alemin beyanıyım, kelamıyım der. Evet, şu dünyayı antika sanatlarıyla süslendiren ve lezzetli nimetlerle dolduran ve sanat perverane ve nimet perverane şu derece sanatının acibeleriyle, şu derece kıymetdar nimetlerini dünyanın yüzüne serpen, sıra vari tansim eden ve zeminin yüzünde seren, güzelce dizen bir sani, bir münimden başka şu velveli takdir ve istihsanla ve zemzemi hamd ve şükranla dünyayı dolduran ve zemini bir zikirhane, bir mescit, bir temaşagah sanat ilahiye çeviren Kur'an-ı mucizül beyan kime yakışır ve kimin kelamı olabilir? Ondan başka kim ona sahip çıkabilir? Hakikaten ya, Kur'an benimdir diyen Allah'tan başka birisini duydunuz mu? Diyemedi ya abi. Bir örnek vardı. Hangi? Kur'an'da kendisiyle ilgili böyle bir zina olduğunu ima eden, yani delillerinden ayeti. Biri pardon, o değil. İmansız öleceğini. Hatırladınız mı abi? Ben hatırlamadım. Bir müşrikin imansız öleceğine dair ayet vardı. Ha 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 ha. 8-10 yıl yaşadı. 8 sene. Şey. Kafir o. Kim o? Ebu Leheb. Kaç sene yaşadı? 8 sene. Allah'ın ayette ne diyor? İman etmez diyor, değil mi? İman etmez. Peki ayet indi. Kur'an'ın bir ayeti yanlış olsa Kur'an komple gider mi? Kesinlikle gider. Peki o daha yaşıyor. Ebre için diyor ki iman etmez. Bir papaz Müslüman oldu, biliyor musun bu ayeti? Evet, evet abi. Peki bakmış ki bu adam iman etmez. Peki iman etse ne olacak? İndi. Yalandan iman etse. Bak Kur'an diyor ki iman etmez. Ettim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yalandan söyledim desin de. Olsun. Demedi içinden. Demedi. Diyemedi çünkü. Peki dese ne olacak o kadar? Kur'an bitti. Bu kadar kesin yani. Yani var ya Kur'an'da tereddüt yok, şüphe yok. Galiba zannediyorum herhalde. Bu iman etmez diyor. Yaşıyor Ebu Leheb. Etmez mi dedi Kur'an? Diyorum. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İnat değil mi? Laz yok mu? Laz değildi demek ki. Ya. Ya. Çok acayip ya. Muhteşem vallahi. Bir de abi şey ilginç yani bu kadar basit bir şekilde Kur'an'ı çürütecekken bu insanların aklına gelmiyor bu mesele. Geldi ama bırakmıyor ki. Yani o kadar ortada ki Kur'an bu manada. Çürütebilecek bir imkan da geçiyor eline ve yapamıyor. Adam papaz araştırmış. Demiş ki bu ayet ne zaman gelmiş o adam? Meğer adam ölmeden 8 sene önce gelmiş. Onu öğrenince şaşırmış zaten papaz. Nasıl ya demiş, canlı ya Allah Allah. Niye iman etmedi ya? Yalandan etse ya. Onlar pek münafık değillermiş. Peki münafıklar nasıl oluyor o zaman? Münafıklar kabul ediyorum dediği halde etmiyor. O bundan daha aşağı. Kafirin bir makamı var. Alçaktır kafir. Münafık ise çukurdur. Dibi. Bazı toplumda milletler var. Böyle bazı çukur insan var. Ben onlara çukur diyorum. Alçak demiyorum. Bilerek dini inkar edenler veya inkar etmiyor da dinsizleri dinin kurtarıcısı gösterenler o münafıklardır. Ve bunlar alçak değil çukur insanlardır. Dini bir şahsiyetleri olup da din düşmanlarını dindar gösterip dini lider gibi gösteren münafıktır ve çukur insandır. Onlardan bir tanesi tam bir çukur insan. Allah düşmanını, İslam düşmanını, İslam kahramanı diyor. Düşünebiliyor musun? Ve bir dini bir şahsiyeti de var. Bu nedir? Kafir midir? Hayır, münafıktır. Nasıl rahat söylüyorsun? İsmini de söyle daha sonra. Ha? İsmini de söyle de. Yok. Google Evliyası'na yaz. Çukur insan de, o çıkar.
Kasten bir bilgisizliğinden mi söylüyor? He? Kasten mi söylüyor bilgisizliğinden mi? Kasten. Kasten. Bilebilir. Kasten. Kayaşar Nuri gene bir işe yarıyor. Yani adam alele men teistim dedi, öyle gitti. Yani teist demek Allah'ı kabul ediyorum ama rububiyetini, emirlerini kabul etmiyorum demektir teist. Allah'ın icraatının emirlerini, yasaklarını kabul etmiyorum. Yani Allah'ı kabul ediyorum, teistim o demek. Yaşar Nuri öyle gitti. Bu öyle değil ki. Tam bir münafık. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar İnsanlık içinde peygamberimiz bahsediyor. Ahir zaman fitnesine de gelecek, o Müslümanlar için de gelecek Süfyan'ın Deccal'ı, Deccal ondan daha şerli gelmeyecek diyor peygamberimiz. Ona İslam'ın şeyi diyor. Kurtarıcısı diyor. Yani anladın mı? Yani ve İslam'a hizmet etti diyor. İslam'ı yok edene. Buna da bir dini şahsiyet söylüyor. Bundan daha münafık kim olabilir? Sen onun gibi olamazsın diyor. Onu nasıl eleştiriyorsun? Yok. Tam hatırlamıştım. Ya, o beni verdi. Şerefsiz. Tamam ki hemen çarpalım. Son cümleyi okuyayım. Dünyayı ışıklandıran Ziya. Niye bazı böyle şeyler giriyorsun? Kardeşim hayatı da tanımayın. Dostunuzu düşmanınızı bilin. Zaten biliyorsun. Nerede duracağınız da bilmeniz lazım, bilmemiz lazım. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Bu kalbim, kaç tane verdiler? Benim bu kadar mahkeme vermişler. Çoğusu gayrimeşruymuş. Hiçbir kayıt da yokmuş. Ulan ben bu kadar yattım, o ne oldu ona? Hiç kayıt da yokmuş. Acayip ya. Allah'tan ya birkaç tane vardı da. Dedim ya ben bunu daha önce mahkemesini verdim dedim ya. E kayıt da yok. Aa bir tane vardı efendim. Bu da vermiş aynı şeyden. Dünyayı ışıklandıran Ziya, güneşten başka hangi şeye yakışır? Tılsım-ı kainatı keşfedip, alemi ışıklandıran beyan-ı Kur'an, Şems-i Ezeli'den başka kimin nuru olabilir? Kimin hattına düşmüş ki? Ona nazire, cümleyi bitireyim, getirsin. Onun taklidini yapsın. Evet, bu dünyayı sanatlarıyla zinetlendiren bir sanatkarın, sanatını istihsan eden insanla konuşmaması muhaldir. Madem ki yapar ve bilir, elbette konuşur. Madem konuşur, elbette konuşmasına yakışan Kur'an'dır. Bir çiçeğin tanziminden o boyaması var ya, hele en çok beni deli eden var ya, şu yaprağın ortasına bir tane sarı koyuyor, kırmızı koyuyor, beyaz koyuyor. Yani Allah gidiniyor sevdireyim diye. Yani acayip almış fırçayı. Sanki benim için ha sana güzel göstereceğim. 15 gün yaşayacak yaşamayacak. O çiçeğin ortasına acayip ya deli ediyor adam. Bir boyuyor bir daha böyle. Yani bir çiçeğin tanziminden lakayt kalmayan bir maliki mülk. Mülkün o kadar hakim. Mülkün o kadar seviyor. Bütün mülkünü velveleye veren bir kelama karşı nasıl lakayt kalır? Hiç başkasına mal edip hiçe seni indirir mi? Vâhir davâhum en elhamdülillâhi rabbil âlemin. Allah'ım bu Kur'an hakikatiyle haklanmayı, hakikatiyle göçmeyi, evlad-ı iyalerimizi de bu hakikatle nasiplenmeyi nasip eyle. Amin. Usul ve furularımızdan her kimler ahirete göçmüşlerse onları da haberdar eyle. Amin. Ya Rabbel âlemin hizmet-i imaniye Kur'an'den hasıl olan iştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eyle. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, alemi İslam'a örülmeye çalışılan fitne, fesatlarını başlarına geçir ya Rabbi. Amin. İslahı mümkün olanları ıslah eyle. Amin. İslahı gayrimümkün olanları Kahhar isminle kar perişan eyle. Amin. Müslümanlara ve İslamiyete yardım eyle ya Rabbi. Amin. Alemin. Bizden dua isteyenleri, bizim dua ettiklerimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, biz inşallah dediklerimizi, bizde hakları, hukukları olanları ve Kur'ani ve iman hizmette maddi ve manevi hisseleri olanları ve sizin sevdiklerinizi, sizin sevenleri, size dua edenleri,
Sizin ettiğiniz dua kişileri semavi arzafatlardan hıfz-ı emin eyle. Amin. İnsi ve cinli şeytanların şerrinden muhafaza eyle. Amin. Cin, şeytan, erva habise, mevadi şerire ve nefs-i emarenin vehim ve fesvesesinden hıfz-ı emin eyle. Amin. Allah'lığın hatırına ya Rabbel Alemin. Amin. Verdiğin iman nimetini geri alma Allah'ım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına duamızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de bizi daim kayım sayım eyle. Amin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de aklımıza ve kalbimize, ruhumuza iman nuruyla, ziyasıyla nurlanmayı nasip eyle. Amin. Verdiğin iman nimetini Allah'ım, Allah'ın hatırını alma ya Rabbi. Amin. Son nefesimize kadar bu imana emin olarak yaşamayı, ona uygun yaşamayı nasip eyle. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temel selavat. Allah razı olsun.